Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 5. sınıflar ortak Türk tarihi dersi 2. dönem 2. yazılı soru örnekleriyle karşınızdayız. Evet, 1. sorumuzdan başlayalım. Eski Türklerin yönetim sistemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir ifadesi var. Evet, hükümdarın Tanrı'dan kut alması. Evet, kut inancı yönetimin Tanrı tarafından oradaki hükümdara verildiği düşünülüyordu. Dolayısıyla bu doğru. Halkın yönetimde söz sahibi olması. Evet, halk yönetimde söz sahibi değildi arkadaşlar. Oradaki hükümler kimse söz sahibi oydu. Dolayısıyla yanlışı hemen B seçeneğinde bulduk. Ülkenin doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılması var. Kurultay adı verilen bir danışma meclisinin bulunması yine aynı şekilde var. Ama halk yönetimde söz sahibi değildi arkadaşlar. Bunu unutmayın. Tarihte Türk topluluklarını ilk defa bir araya bir bayrak altında toplayan devlet aşağıdakilerden hangisidir ifadesi var ki bu Türk devleti olarak bilinen Asya Hun devletidir arkadaşlar. Dolayısıyla o zamanki parça parça yaşayan Türk devletlerini bir bayrak altında toplayıp Asya Hun devletini kuran devlet. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği bu soruda. Evet, 3. sorumuza bakalım. Dünyanın 7 harikasından biri sayılan Tac Mahal hangi devlet döneminde kalmış bir eser? Tac Mahal dünyaca ünlü biliyorsunuz. Babürler döneminden kalan bir eser arkadaşlar. Direkt nokta atışı olarak bunu söyleyelim. Evet, ekranı çok kaydırmadan bu sefer sağ tarafa geçiyorum. Aysu öğretmen Uygurlara kadar ki Türklerde sanat eserlerini genellikle at koşul takımları eğer kemer, toka gibi taşınabilir malzemeler olmasının temel nedeni nedir? Evet, Aysu öğretmenin sorusuna öğrencinin vereceği hangi cevap doğru olabilir? Evet, Uygurlara kadar biliyorsunuz ki hep taşınabilir eşya ama Uygurlardan sonra artık kalıcı eşyalar var. Neden arkadaşlar? Bunun da en önemli sebebi artık Uygurlar biliyorsunuz ki göçebe hayatını bırakıp yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti. Dolayısıyla tarımla uğraşmaları değil, savaşçı bir millet olmaları değil, hepsi savaşçıydı zaten. Geçim kaynaklarının hayvancılık olması. Tamam, hayvancılık da o zaman niye kalıcı eserler veriyorsun? O zaman niye çadırda yaşamıyorsun? Çünkü göçebe hayatını bırakmışlar. Dolayısıyla göçebe yaşam tarzını benimsemiş olmalarıdır. Dolayısıyla burada bahsedilen ifade hangisi arkadaşlar? Burada Uygurlara kadarki Türk devletlerinden bahsediyor. Göçebe hayatını benimsemiş olmaları arkadaşlar. Uygurlardan sonra artık biliyorsunuz ki yerleşik hayata geçiyorlar. Öncekilerin yaşam tarzı göçebe halindeydi. Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam devletlerinden biri değildir ifadesine var. Evet, Karahanlılar Türk İslam, Gazneliler Türk İslam, Selçuklar Türk İslam ama Uygurların dini bazıları yani birçoğunun Mani dini, bir kısmı da Yahudiliği benimsemişti arkadaşlar. Türklerdi ama İslam dini içinde değillerdi. Dolayısıyla Mani dini veya bazılarının bir grubunda Yahudiliği benimsediğini biliyoruz arkadaşlar. Onun için cevabımız Uygurlar seçeneği olacak bu soru için. Evet, yine yan taraftayım. 4. soruda arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi Hun İmparatoru Mete Han'ın tekrar Türkler arasında birlik ve beraberliği sağladığını gösterir ifadesi var. Hun ordusunu onluk sisteme göre düzenlemesi. Bu askeri bir yenilik diyelim arkadaşlar. Buradaki birlik ve beraberlikle alakalı değil. Çin'i baskı altında tutup vergiye bağlaması yine ekonomiyle alakalı. Türk boylarını bir bayrak altında toplaması, evet biraz önce söyledik ya, Hun İmparatoru Mete zaten Asya Hun Devleti bir bayrak altında toplamıştı dedik. İşte burada da aynı benzer bir soru. Türk boylarını bir bayrak altında toplaması, İpek yolunu kontrol alması yine ekonomiyle ilgili. Onun için cevabımızın Ceyhan seçeneği olduğunda bir kez daha vurgulamış olalım arkadaşlar böylelikle. Evet, 5. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi Uygurların yerleşik hayata geçtiğini gösterir? Sözlü edebiyatı devam ettirmeleri, yerleşik hayatla ilgili değil, hayvancılıkla uğraşmaları, göçebe olduğunuz zamanlarda bile hayvancılıkla uğraşıyordu. Bu bir gösterge değil. Saraylar ve tapınakların inşa etmeleri. Evet, saray ve tapınağı taşıyamazsınız. Dolayısıyla yerleşik hayata geçtiği belli. Hükümdarlığın babadan oğula geçmesi yine siyasi bir mesele. Ama buradaki bahsedilen yerleşik hayat ipucu saraylar ve tapınak inşa etmeler arkadaşlar. Evet, geçelim sağ tarafa. Ekranda çok oynamıyoruz. Yukarıdaki gelişmeleri hangi savaşın sonuçlarıdır? Evet, savaşlara bakalım. Dandanakan, Pasinler, Katvan ve Malazgirt savaşları yılları da verilmiş. Anadolu'nun kapılarının Türklere açılması. Evet, bu cümleyi çok sık duymuşsunuzdur arkadaşlar. Anadolu'nun kapılarının Türklere açılması 1071 Selçuklularla
Biliyorsunuz ki Bizans arasında yapılan bir savaş. Dolayısıyla kapı Malazgirt Savaşı ile açıldı. Bunu bir kere adınız soyadınız gibi bilin. Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması. Evet, kapı açılınca, sınırları zorlayınca artık Türkler tabii ki ne oldu? Anadolu'ya doğru akın akın gelmeye başladılar ve oralara yerleşmeye başladılar. Bu da yine Malazgirt Savaşı'ndan sonra, yani kapı açılınca içeri girersiniz değil mi Anadolu'ya, haliyle mantıklı düşünürsek destekliyor. İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısını ortadan kaldırdı. Evet, Bizanslar yenilince haliyle Malazgirt Savaşı'nda cevabımız Denizli seçeneği diyoruz arkadaşlar bu soru için. Diğer sorumuza bakalım. Evet, İslamiyet öncesi Türk devletleri ile Çin arasında yaşanan mücadelelerin temelinde yatan sebep aşağıdaki alanlardan hangisi? Evet, Türkler ve Çinler en çok arkadaşlar bildiğimiz üzere ekonomik anlamda savaştılar. Evet, İpek Yolu olsun, oradaki Çin Seddi'ni zaten Türklerin korkusuna yapıldıkları hep bilinir, söylenir. Dolayısıyla İpek Yolu, baharat yolları buradaki bahsedilen en temel sebep ekonomik. Onun için cevabımız Adana seçeneği diyoruz arkadaşlar bu soru için. Evet, aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde ordunun özelliklerinden biri değildir? Evet, ordu millet anlayışın olması bu özelliklerden biri mi arkadaşlar? Kesinlikle. Evet, orduyla millet iç içe. Millet ordu demek, ordu millet demek. Bu anlayıştaydılar arkadaşlar. Çünkü herkes savaş halinde neredeyse atın üzerinde doğuyordu derler ya Türkler için, o dereceler. Dolayısıyla ordu millet anlayışı var. Ordunun onlu sisteme göre düzenlenmesi, biraz önce söylemiştik, Metehan'ın yapmış olduğu bir askeri siyasi düzenleme, askeri düzenleme, özür diliyorum. Ordunun paralı askerlerden oluşturulması arkadaşlar, eski Türklerde, yani atalarımızın zamanındaki Türklerde paralı askerlik diye bir şey yoktu ki. Herkes doğuştan, anadan doğma askerdi. Dolayısıyla ordunun özelliklerinden biri diyemeyiz arkadaşlar paralı askerlerden oluşmasının. Cevabımız direkt C seçeneği. Savaşlarda hilal taktiğinin uygulanması, zaten bu bir teknik, savaş tekniği olarak cevabımız Ceyhan seçeneği diyoruz bu soruda. Evet, yanındaki 11. sorudayız. Meydana gelen bu gelişmelerin Avrupa'da hangi alanla ilgili olduğu söylenebilir ifadesi var. Evet, kavimler göçü sonucunda Avrupa'da neler olmuş? Avrupa'nın bugünkü temellerinin atılması, feodalite rejimin ortaya çıkması. Feodalite dediğimiz arkadaşlar, biliyorsunuz ki bizdeki köy ağalığı var ya, o zamandaki Avrupa'daki o ağalık sistemi gibi güçlü insanların kendilerini güçlü olarak tanıtmaları ve bir grup insanı yönetmeleri feodalite sistemi, rejimi olarak ifade ediliyoruz. Unutmayın, bizdeki ağalık sistemi. Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması. Meydana gelen bu gelişmelerin Avrupa'da hangi alanla ilgili olduğu söylenebilir sorusunun cevabı askeri değil, hukuki, kültürel değil, tamamen siyasi bir durumdur arkadaşlar. Ülkelerin yapısını oluşturuyor artık. Yani feodalite rejimi, bugünkü Avrupa devletlerinin temellerinin atılması, Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesi falan, tamamen devletlerin yapısıyla ilgili değişmeler siyasi olduğunu gösteriyor. Cevabımız gayet açık. Evet, 12. sorumuzdayız. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bilge Kağan kitabesinde "Kağan oturup aç, fakir milleti hep toplattırdım. Fakir milleti zengin kıldım, az milleti çok kıldım" denilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir ifadesi var? Evet, sosyal devlet anlayışı değil mi arkadaşlar? Burada açı doyurmuş, az olan insanları bir araya getirip çoğaltmış. Dolayısıyla bu bir sosyal devlet anlayışıyla ifade edilen kavram. Onun için cevabımız A seçeneği diyoruz direkt olarak. Türkler tarih boyunca aşağıdaki alfabelerden hangisini kullanmamışlardır? Evet, kullanmamışa dikkat edin. Evet, Arap alfabesini kullandık. Latin, Orhun var ama Fenike alfabesi Türklerin hiçbir zaman kullandığı bir alfabe değil arkadaşlar. Cevap A seçeneği diyorum burada. Evet, 14. sorumuza bakalım. Orhan Gazi dönemindeki aşağıdaki gelişmelerden hangisi eğitime önem verildiğini gösterir? Evet, eğitimle ilgili bir şeye bakacağız. İlk divan teşkilatı kurulması yönetimle ilgili. İznik, İzmit ve Bursa'nın alınması yine siyasi toprakların genişletilmesiyle ilgili bir durum. Karasioğulları Beyliği'nin alınıp bu beyliğin donanmasıyla Denizli'ye başlaması. Evet, denizlik alanındaki yine hem siyasi hem ticari hem de savaş alanındaki yenilik. İznik'te ilk Osmanlı medresesi. Evet, medrese eğitim kurumuydu arkadaşlar. Osmanlı zamanındaki eğitim kurumlarına medrese deniyordu. Şimdiki üniversite olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla eğitime önem verildiği medreselerin açılmasıyla alakalı diyoruz. Ve arkadaşlar geçiyoruz yan tarafa ekranı oynatmadan. Evet, metne göre Osman Bey ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz ifadesi var? Evet,
Osman Gazi Eskişehir'de pazar kurdurmuştu. Bu pazarda Germiyanoğullarından birisi Bilecik Rumlarında bir tüccardan bardak satın almış ancak parasını ödememişti. Rum tüccar Osman Bey'e gelerek şikayette bulundu. Bunun üzerine Osman Bey adamı çağırarak Rum'un hakkını ondan aldı. Bu olayın ardından da pazarda tellaklar gezdirip kimsenin kimseye zulmetmemesini, haksızlığa uğrayanların kendisine müracaat etmesini buyurdu. Bakın görüyor musunuz adaleti? Rum bile olsa hakkını vereceksiniz arkadaşlar. Bu adamın yaptığı da doğru olmamış gerçekten. Şimdi hangisine ulaşılamaz Osman Bey ile ilgili? Haksızlığa karşı olduğuna ulaşılır. Rumlardan yana olduğuna böyle bir şey ulaşabilir misiniz arkadaşlar? Bunun Rum'u, Türk'ü, Kürt'ü yok. O zaman haklı kimse onu, haksızlığa yapanın hemen önüne geçiyordu. Dolayısıyla haksızın yanındaydı. Rumlardan yana olduğuyla ilgili bir şey yok. Bunu tam tersine Rum yapsaydı eminim aynı muameleyi de ona yapacaktı. Adaletli olduğuna ulaşılır. Din, dil, ırk ayrımı yapmadın. Evet Rum, Osmanlı, Türk herhangi bir ayrım yok. Haksızlığa karşı mücadele ediyordu. Dolayısıyla Rumlardan yana olduğu ile ilgili bir sonuca ulaşamayız. Arkadaşlar haksızlık kime yapılıyorsa onun yanındaydı diyebiliriz Osman Gazi için. Evet aşağıdakilerden hangisi tarihi İpek Yolu için söylenemez ifadesi var? Arkadaşlar evet, İpek Yolu ile ilgili biliyorsunuz hep Türklerle Çin arasında çok savaş oldu. Biraz önce söyledik ki ekonomik sebeplerden hangisi söylenemez diyor. Türk-Çin mücadelesinin nedenlerinden biridir. Doğru. Doğu ile Batı arasında bir kültür köprüsü oluşmuştur. Arkadaşlar sadece ne bileyim hayvanlarla, atlarla, develerle bir şeyler taşıma değil. Aynı zamanda kültürünü taşıp oranın kültürünü alıp kendi memleketine götürmektir. Yani bir kültür alışverişi aynı şekilde oluşmuş. İpek Yolu yalnızca ipekli kumaşların taşındığı ticareti, adını ipekten almış. İpek ama yalnızca ipek değil arkadaşlar. O zamanın ekonomik değer olan her türlü mal taşınıyordu ama tabii ki ipek başta olmak üzere ama sadece yalnızca ipek değil arkadaşlar. Cevabımızı C seçeneği olarak işaretleyelim direkt. İpek Yolu Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan bir ticaret yolu, biliyorsunuz harita üzerinden de bakabilirsiniz arkadaşlar. Ta Çin'den Avrupa'ya kadar uzanan bir yol, gerçekten önemli bir yol, durmadan Türklerle Çinler arasında savaşa neden olmuş çünkü. Ekonomisini güçlü tutan tabii ki güçlü haliyle bu baharat yolu, İpek Yolu önemliydi her devlet için. Aşağıda verilen destanlardan hangisi bir Türk destanıdır? Türk destanından bahsediyoruz arkadaşlar. Şehname biliyorsunuz bir İran destanı. Türk değil. Onun için A seçeneğini eliyorum. Gılgamış destanı Sümerlere ait bir destan. Onu da eliyorum. Burada Nibelungen destanı yine aynı şekilde Alman destanı arkadaşlar. Ama Manas destanı bildiğim üzere bir Türk destanıdır. Cevabımızı Ceyhan seçeneği olarak işaretleyelim. Osmanlı Devleti fethettiği yerlerde halka baskı yapmamış. Gelenek, inanç ve yaşantı açısından halka tam bir özgürlük sağlamıştır. Evet, baskıcı bir tutum yok arkadaşlar Osmanlılar'da biliyorsunuz. Buna göre Osmanlı Devleti'nin fethettiği bölgelerde kalıcı olması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? Ekonomisinin güçlü tutmasına. Şimdi açıklamayla alakalı olması gerekiyor. Ekonomisi güçlüydü tabii ki ama açıklamayla alakalı olması gerekiyor arkadaşlar. Ekonomiyle ilgili bir açıklama yok. Devşirme sistemini uygulamasına, bu da değil. Adaletli ve hoşgörülü olma. İşte budur arkadaşlar. Yani burada Türküne, Rumuna, Ermenisine veya başka milletine kim olursa olsun adaletli olduğunu ifade ediyoruz. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği bu soruda. Evet yanındaki 19. sorumuz. Bu güzel duruma aşağıdakilerden hangisi uymaz? Evet, Türk tarihinde sayısız taht kavgaları yaşanmasına rağmen bazı kardeşler birlikte devleti yönetmişler, birbiriyle savaşmamışlardır arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet'i bilirsiniz ki İstanbul'u fethetti, bir çağı kapattı, bir çağı açtı. Böyle bir insanın, böyle bir padişahın İki hayırsız evladı vardı ki devamlı birbiriyle savaş halindeydi. Yani neyi bölüşemiyorlardı bilmiyorum. Yani kardeş kardeş olup ülkeyi daha da ileri götürmek varken. Şimdi Mümin Kağan ve İslami Kağan çok güzel şekilde kardeş olarak ülkelerini yönettiler arkadaşlar. Tuğrul Bey ve Çağrı Bey, Selçukları biliyorsun çok güzel bir şekilde yönettiler. Bilge Kağan ve Kültigin aynı şekilde ama bu Cem Sultan ve 2. Beyazıt biliyorsunuz ki Fatih Sultan Mehmet'in oğulları. Bunlar devamlı birbirleriyle savaş halindeydi ve en sonunda arkadaşlar Cem Sultan biliyorsunuz 2. Beyazıt arasında bol miktarda savaş oldu. Yani en sonunda biri diğerini öldürerek tahta geçti. Dolayısıyla bu güzel bir davranış değil. Burada aşağıdakilerden hangisi buna uymaz diyor. Bu güzel duruma. Bu ikisini yaptı arkadaşlar. Yani ne bileyim akla hayale sığmıyor. Yani hem Fatih Sultan Mehmet gibi bir insanın oğlusunuz hem de ülkeyi bölmek adına savaş halindesiniz. Dolayısıyla iyi bir durum değil Cem Sultan ve 2. Beyazıt'ın yaptığı. Cevabımız
Ceyhan seçeni arkadaşlar bu soruda. Evet, son sayfa ve son sorulara doğru gidiyoruz. Eski Türklerde yemekli toplantı ve eğlencelerde aşağıda verilen müzik aletlerinden hangisi çalınmaktaydı? Evet, müzik aletinden bahsediyoruz arkadaşlar. Davul, saz, mandolin bunlar eski Türklerde olan şeyler değil ama kopuz yani böyle saz bağlamaya benzer bir üç telli bir çalgı. Dolayısıyla müzik aletleri olarak bunları çalıyorlardı. Cevabımız A seçeneği diyelim arkadaşlar bu soruda. Evet, ekranı yine kaydırmayalım, sağ taraftayım. Bir sağdan bir soldan soru çözelim. Türklerde bayram kavramı ilk defa nokta noktanın yazdığı nokta noktada görülüyor. Özür dilerim. Evet arkadaşlar, bayram kavramı ilk olarak biliyorsunuz ki Kaşgarlı Mahmut'un Divani Lügati Türk ifadesinde. Buraya Kaşgarlı Mahmut, buraya da Divani Lügati Türk şeklinde ifade edilmeli. Cevabımız Bursa seçeneği olacak arkadaşlar burada. Gazneli Mahmut. Şimdi Kutat Kubilki zaten Gazneli Mahmut yazmamış ki. Yusuf Has Hacip yazdı. Onun için eledim, yanlış. Buradaki siyasetnameyi biliyorsunuz ki Nizamül Mülk yazdı. Arkadaşlar Yusuf Has Hacip yazmadı. Hepsini birbirine karıştırmışlar. Divan Hikmeti'nde biliyorsunuz ki arkadaş, Divan Hikmeti'de Ahmet Yesevi yazdı. Yani Kaşgarlı Mahmut değil. Dolayısıyla burada doğru yazar ve eseri Kaşgarlı Mahmut'la Divan-ı Lügat-i Türk. Onun için cevabımız Bursa seçeneği arkadaşlar bu soru için. Evet, 21. sorudayız. Yan tarafta bir uzun bir paragrafımız var. Birlikte okuyalım arkadaşlar. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir ifadesi var? Şimdi Osmanlı Devleti'ne bağlı Rumeli'deki Niş kenti valisi olan Mithat Paşa, çiftçilerin içinde bulundukları zor koşulları görmüş, çiftçilerin yüksek faizle borç veren kişilerin elinden kurtarılması için çözüm yolları aramıştır. Böylece 1863 yılında çiftçilerin oluşturduğu kaynakla Mithat Paşa öncülüğünde memleket sandıkları kurulmuştur. Mithat Paşa memleket sandıklarını oluştururken Türk gelenekleri arasında zaten var olan ve karşılıklı yardımlaşma esasına dayanan imece geleneğinden esinlenmiştir. Evet, bu önemli. Şimdi metne göre aşağıdan hangisine ulaşılabilir? Memleket sandıkları bankadan borç alınarak. Arkadaşlar, bankadan borç alınmayla ilgili bir açıklama yok. Memleket sandıkları kurulurken Avrupa örnek alınmıştır. Avrupa'nın örnek alınmasıyla ilgili bir ifade yok. Mithat Paşa çiftçilerin sorunlarını çözmeye çalışmış. Evet, faizle borç veren o tefecilerin elinden kurtarmaya çalışmış. Gayet açık. Memleket sandıkları çiftçiye ağır yük getirmiş. Memleket sandıkları onların üzerindeki o borç ağır yükünü azaltmak veya ortadan kaldırmak için arkadaşlar, tam tersi bir ifade var. Onun için cevap C seçeneği diyorum bu soru için. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin parçalanmasının iç nedenleri arasında gösterilemez? Evet, iç nedenlerinden bahsediyoruz arkadaşlar. Selçuklu ailesi içinde taht kavgalarını, evet, aile içerisinde taht kavgaları bir iç nedendir ama burada hangisi gösterilemez diyor. Dolayısıyla A seçeneğini geçelim. Oğuzların ayaklanmaları çıkarması. Evet, Selçuklular içerisinde Oğuz boyları yine bir iç meseledir. Başka bir devletin müdahalesi değil. Bu da iç mesele. Atabeylerin merkezden ayrılarak bağımsız devlet kurmak istiyor. Evet, Atabeylerin isyanı dolayısıyla ülkenin iç meselesidir. Abbasi halifelerinin Selçukluların aleyhine çalışmalar yapması. Evet, Abbasiler başka, Selçuklular başka devlet. Dolayısıyla dışarıdan müdahale var, görüyorsunuz. Bu bir iç mesele değil, dış meseledir. Dıştan bir müdahaledir cevabımız. Denizli seçen arkadaşlar bu soru için. Evet, videomuzdaki son iki sorumuz diyelim. Nevruz'un gelişiyle birlikte nokta nokta hazırlığı yapılır. Evet, baharın gelişi biliyorsunuz 21 Mart olarak kutlanır. Yukarıda boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz? Yine soru köküne dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet, baharın, Nevruz'un gelişiyle birlikte evlerin temizlenmesi, bahar temizliği yapılır. Yuğ denilen törenler, arkadaşlar, yuğ denilen törenler ölen kişilerin cenazelerinde yapılan bir cenaze törenidir. Dolayısıyla baharın gelişiyle bir alakası yok. Dolayısıyla şu yuğ kelimesinin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor zaten. O da soruyu çözdürüyor bize. Cenaze törenidir arkadaşlar. Nevruz'la alakalı değil. Cevap Bursa seçeneği. Evet, tüm eşyaların yıkanması temizlik. Bahçe işlerinin yapılması yine temizlik. Bahçe işleri baharın gelişiyle yapılır ama yuğ denilen tören yapılmaz. Baharda, Nevruz'da arkadaşlar. Cevap belli. Evet, maddeli sorularımız var. İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde Kaan'ın halka hizmet etmesi, halka hesap vermesi, karar alırken kurultaya danışması özelliklerinden hangilerinin sosyal devlet anlayışıyla bağdaştığı savunulabilir? Evet, sosyal devlet anlayışından bağdaşmak ne demek arkadaşlar? Tamamen kendi fikirlerine dayatmak değil, halkla birlikte yürüme, onların fikirlerini almak, yaptıklarını ona anlatmak, gerektiğinde hesap vermektir. Dolayısıyla halka hizmet edilmesi var, halka hesap verilmesi var.
Karar alırken kurultaya danışması. Kurultay halk değil arkadaşlar. Yani bizdeki meclis gibi düşünün. Halkı temsil ediyor ama oradaki 3-5 tane hükümdarın, vezirin, vezir yardımcı, yaverlerin, işte şunların, bunların. Dolayısıyla halk değil. Onun için bunu eliyoruz. 1 ve 2'nin bulunduğu seçeneğin A şıkkı olduğunu görüyoruz. Ve bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun diyoruz. Arkadaşlar diğer derslerinizin videolarını da Özel Öğretmen YouTube kanalımızda ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da esirgemezseniz çok seviniriz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.